Hadi bakayım, hadi. Ya sallanma, getir koy. Getir. Hadi bakayım, hadi götür. Götür, sallanma. Kolay gel Hamza. Sağ olasın Mahmud'a. Hoş gelmişsin. Lanetleme yok mu? Sayımlayım yapmıyorlar burada. Neye sordun? İddat çıkmasın sonra. Yok. Sen o güzel kafanı hiç yorma böyle şeyleri. Sayım olana kadar hallederim ben. Bana göre hava hoş. Hesabını sana sorarlar zaten. Senin tüken neredeydi Mahmud'a? Ya bir gün gelem de bir çayını çorbanı içeyim. Ne de olsa ortak sayılırız, değil mi? Çarşıda. Camiye varmadan kime sorsan gösterir, beklerim. Gelirim. Nereye ödeyeceğini biliyorsun. Biliyorum. Hayırlı işler. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Muzaffer Bey seni çağırıyor. Beni mi? Seni. Babasının alıp gelsin demiş. Acilmiş. Şube müdürlüğüne bağlı polisler evvelki gece sabaha karşı büyük bir kumarhaneyi basmış ve içlerinde müteahhit, tacir, ithalat komisyoncusu gibi tanınmış simaların bulunduğu bir grubu suçüstü yakalamıştır. Baskında yakalananlar arasında şair Necip Fazıl Kısakürek de bulunmaktadır. Sanıkların duruşması saat 16'da Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlamış. Suçluların usulen hüviyetleri tespit olunmuş, mütakiben sorguya çekilen sanıkların hepsi de bir kumar oynama fiilini katiyetle reddetmiş ve bunlardan Necip Fazıl Kısakürek ez cümle şunları söylemiştir. Ben gazeteci ve muharririm. Kumar oynayanların ruhi ahvali üzerine incelemeler yapıyor ve bu mevzuda yeni bir eser yazmak istiyordum. Allah Allah. Şunu itiraf edelim ki... Ne şaşırıyorsunuz muhteremler? Adam kumarhaneye içtimai inceleme yapmak maksadıyla gitmiş. Öldük de inandık. Neye böyle konuşuyorsunuz? Adam büyük adam. Koskoca muharrir. Elbet böyle yerleri tetkik edecek. Ya hadi canım sen de ya. Dinleyin. Nihat erkek idaresinde bulunan... Ya çabuk ha. Ne oluyor? Tabakhaneye mi yetişirsin? Dur bekle. Lan baba. Muzaffer. Ne oldu Muzaffer'a? Ya bizi çağırtmış. Babasını da alsın, gelsin demiş. Niye çağırmış ki? Ya ne bileyim ben. Fabrikadan hoşlandığımızı öğrendiyse yandık ki yandık ha. Öğrendi mi dersin? Hesap mı soracak ki? Ulan bittim ben, bittim. Muzaffer öğrendiyse bir daha ömür billah giremem fabrikaya. Vallahi bu iş hiç hayır değil. Hiç değil. Reşit. He. Kurban olun bir akıl ver. Ne edecek biz? Şincik akıl mı istiyorsun? Hani bir daha bana bir şey sormuyordun? Soruyorum sen kızma. Hele bir deyiver bakalım. Ne edecek biz? Şöyle hizaya gel hele. Şincik, daha meseleyi tam bilmiyoruz. Siz fabrikaya bir gidin hele, ötesini sonra düşünürüz. Hadi. Cemşir, gel hele, gel. Muzaffer Bey o meseleyle ilgili bir şey sorarsa benim adımı vermezsiniz değil mi kurban? Hadi git. Bizi emretmişsiniz bey. Alın bunu. Güllü için. Niye sahip çıkmıyorsunuz ona? Ne biçim babasın sen? İnsan hamile kızını sokakta çalıştırır mı? Yok enişte, ne çalıştırması? Vallahi çalıştırmaz. Niye pazarcılık yapıyor o vakit? Ekmek kuran çarpsın, haberimiz yok be. He vallahi. Ya bilsek gönderir miyiz enişte? Gene kendi bildiğini yapıyorlar. Ha. Güllü çalışmayacak. Olur beyim. Bu parayı Güllü'ye verin. Tamam beyim. Başka bir şeye ihtiyacı olursa da gelip söyleyin. Geliriz enişte. Siz hiç merak etmeyin beyim. Ulan baba, ben de belledim ki işi anladı, hesabını soracağım. Meğer hesap sormaya değil, para vermeye çağırmış. Aha, bu kadar Güllü'ye yeter. Gerisi ne olacak? Bize. Muzaffer hepsini verin dediydi. Az kafalı. Muzaffer'in ne verdiğini Güllü ne bilecek? Ha. Baba. Bir şeye ihtiyacın olsa gene gelin. Gene gelin derdi. Duydun mu? Duymaz olur muyum? Muzaffer Bey cip gökçek cıvır bir işçi kızı aldı demişlerdi. Ama onun sen olacağı hiç aklıma gelmezdi. Niye? Ben güzel değil miyim? Olmaz mı? Hem de dediklerinden daha cip gökçeksin. Ne var? Ne istiyorsunuz? Evvela sen bizim sorumuza cevap ver. Ne işin var garı baştan sokakta? Kör müsün? Çalışıyorum. Çalışmayacağım. Niyeymiş? Çalışmayacaksın dedik o kadar. Size ne be? Sizin üstünüze vazife mi? Ha, vazife. Al. Muzaffer Bey gönderdi. Çocuğunun rızkı. Çalışmanı istemiyor. İstemiyorum ben kimsenin parasını. Deli misin sen be? Deli, zır deli. Sen burada para için çalışmıyor mu? Aha para. Ne atıyorsun? Kız gibi para. Ne beğenmiyorsun? Adam sana acımış, para göndermiş. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum kimseden. Bana karışmayın yeter. Anlaşıldı. Sen güzellikten yine anlamayacaksın. Yürü. Bırak beni be! Kimsiniz? Bırakın. Yazık günah der mi kıza? Yapmayın. Ya teyze, bir de seninle uğraşma ya. Bırakın beni, bırakın be! Ya dur. Ne biçim insanlarsınız ya? Kurtulamayacak mıyım sizden? Ya yürü kız! Bundan kelli çalışmak, malışmak yok. Bizden habersiz mahalleden dışarı adımını atmayacaksın. Atarsam ne olur? Görürsün ne olur. Görelim bakalım. Tezgah işi bitti. Kır dizine otur. Hep başımı bekleyecektisiniz ya. Nasıl olsa işe gideceksiniz. Vallahi işe gitmesek de olur. Kimse hesap soramaz bize. Muzaffer eniştemin kesin emri var. Ne haliniz varsa görün. Ah şöyle, kadın dediğin söz dinler. He. O söz dinleyecek ki biz de Muzaffer'in paralarını yiyecek değil mi baba? Öyle öyle de biz arkamızı döner dönmez tezgaha geri gider mi? Muzaffer bir kez daha görürse imanımızı gevretir. Sen burada dolan. Göz kulak ol. Ya hep başını mı bekleyeceğiz? Bir hal çaresini bulacağız. Ben Reşit'e kadar gidiyorum.